Efendim günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli sabahlar dileyelim ekran başında. Bizlerle birlikte yeni bir güne merhaba diyen tüm Ton TV izleyenlerine ve yeni bir gün izleyenlerine günaydınlar, kolaylıklar diliyoruz efendim. Tüm çalışanlarımıza, esnaf dostlarımıza da bol kazançlı, hayırlı işler dileyelim efendim. Bugün 13 Şubat 2019 günlerden çarşamba, haftayı ortaladık bile sevgili izleyenler. Ben Senem Erdem İnal, şu andan itibaren birlikteliğimiz başlıyor. Hemen WhatsApp hattımızı verelim. 549-517-17 WhatsApp hattımız ve aynı anda sosyal medyadan da canlı yayındayız. Çanakkale'de yağmurlu bir gün. İnanılmaz derecede kapalı bir hava hakim Çanakkale'de şu anda. Böyle havalarda ben pek normalde bu kadar enerjik olmam aslında, ama bilmiyorum sizler seviyor musunuz kapalı yağmurlu havaları? Ben biraz daha böyle bahar ve yaz havasını sevdiğim için bu havalar birazcık böyle hani tam böyle evde yatacaksınız battaniye altında, televizyon seyredeceksiniz, o tarzda bir hava diyebiliriz efendim. Evet, Hasan Şahin merhaba, kolay gelsin, selam olsun demiş. Aleyküm selam sevgili Hasan Şahin. Bu arada sosyal medyadan da izlerken lütfen nereden izlediğinizi belirtin ki yoklama yapıyoruz. Hangi güzel şehirlerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz bizlerle birlikte, bunu merak içerisindeyiz. O yüzden lütfen izlediğiniz yeri de yazmayı unutmayın. Sevgili Hasan Şahin, sevgiler, selamlar. Sevgili Haluk Taylak, yağmurlu ve soğuk İstanbul bahçeli evlerden tüm Çanakkale'ye selamlar olsun demiş. Aleyküm selam diyelim. Yağmurlu Çanakkale'den de yağmurlu İstanbul'a, bahçeli evlere ve Taylak ailesine sevgiler, selamlar diyoruz. Ve İstanbul bizlerle birlikte derken Almanya'dan mesajımız geldi. Özlemiştik, merak etmiştik nerelerde Nermin Hanım diye. Nermin Güzeycan, günaydınlar güzel ülkemin güzel insanlarına ve tüm izleyicilerine, yeni bir gün ekibine, özellikle estağfurullah güzel sunucumuz Senemciğime hayırlı yayınlar diliyorum. Sizleri çok seviyorum ve selam ve sevgilerimi sunuyorum demiş. Aleyküm selam. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Nermin Hanım, merakta bırakmayın. Çok fazla ara vermeyin. Nermin Hanım'a, Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Aynı şekilde Neriman Güzeycan'ın kardeşi Keriman Güzeycan da Çanakkale'mizde ikamet ediyor. Keriman Hanım'a da sevgiler, selamlar, günaydınlar diliyorum. Ve bir mesajımız daha gelmiş. Mesajlar arka arkaya geliyor efendim. Günaydın Senem Hanım, iyi yayınlar. İzmit'ten sevgi ve selamlar yolluyorum. Bugün İzmit'te cama vuran renkler adlı sergi açılışım var demiş. Sevgili Levent Bey, Levent Bey, serginiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok güzel şeyler var. 13 Şubat, 13 Mart arasında. Ve sergi açılışı bugün saat 18.30'da. İzmit'teki izleyicilerimize duyuralım. Bence kaçırmayın. Çok güzel şeyler var camla ilgili. İnanılmaz da keyifli. Levent Bey'e sevgiler, selamlar gönderiyorum İzmit'e de. Hayırlı uğurlu olsun. Kolaylıklar diliyorum. Evet, günaydın kırmızı başlıklı Türkiye'm gibi, Türk bayrağım gibi güzel ablam. Teşekkür ederim. Nasıl güzel bir benzetme. Yağmurlu Bilecik'ten selamlar. Bilecik'te de yağmur var o zaman. Bugün her yer yağmurlu. Çok teşekkür ediyorum. Günaydınlar sevgili Bilge Kağan. Bilecik'e ve size sevgiler, selamlar. Bilecik bizlerle birlikte, İstanbul, Almanya dedik, İzmit dedik. Ve selamun aleyküm, günaydın Senem kardeşim, kolay gelsin, çok güzel güneşli hava Çarşamba Paşa Yazı'da, Samsun Çarşamba Paşa Yazı'da güneşli bir hava varmış, ne kadar güzel. Sevgili İsa Coşar göndermiş, çok teşekkür ediyoruz. Samsun, güzel Samsun'umuz ve Çarşamba Paşa Yazı'ya, Coşar ailesine sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hoş geldiniz aramıza. Samsun'umuz da katıldı. Hemen
Şükür kavuşturana kırmızı prensesimiz. Biraz sonra Çorlu'da seyahat edeceğiz eşimle. Tüm yolda olanlara hayırlı yolculuklar dilerim. Metin Özışık hepinize kucak dolusu selamlar demiş. Aleyküm selam. Aman diyeyim Metin Bey ve eşi Huriye Hanım'a hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yavaş yavaş gelin. Tüm yolcularımıza da hayırlı yolculuklar. Allah sağ salim sevdiklerinize kavuştursun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet, araba hazır demiş. Hayırlı yolculuklar, lütfen dikkatli gidelim, tamam mı? Elbette ki siz kurallara uyuyorsunuzdur mutlaka ama maalesef trafikte kurallara uymayanlar da çok çok fazla. Günaydın, selam kardeşim, kolay gelsin. Günaydın. İnşallah bugün daha bir dinamiksiniz. Vallahi aslında öyleyim, öyle. Çünkü izleyicilerimi seviyorum, işimi seviyorum. Aslında bir şey itiraf edeyim mi? Böbrek ağrısı çekiyorum ama yine de çok şükür Allah'a. Allah bozmasın inşallah. Amin. Her nefis ölümü tadacaktır. Ayetini bankalara ve makam koltuklarına yazmalı. Tabutlara veya mezarlıklara değil. Belki anlarlar Senem kardeşim demiş. Sevgili Muammer Gilik. Karaman'da da hava güneşli ve çok güzelmiş. Ne güzel, ne kadar şanslısınız. Hem Karaman'a hem sevgili Muammer Gili'ye sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Vallahi güzel bir giriş oldu. Sevgili Bilge Kağan demiş ki, Samsun Çarşambalı kardeşimize iletiniz. Sevgili İsa Coşar size diyor, sevgili Bilge Kağan. Biraz da bize yollasın, şu an soğuk ve yağışlı Bilecik, tahmini 4 derece falan demiş. Vallahi aynı şekilde değil mi? Bizler de istiyoruz, Çanakkale'ye de istiyoruz güneşli havayı. Evet, harikasınız. Hava nasıl olursa olsun keyfimiz yerinde olsun diyelim. İnşallah böyle enerjik başladık. Güzel haberler de aktarırız diye umut ediyorum. Bu arada saat 11'de konuğum var, biliyorsunuz sevgili yaşam koçu Oya Özer bizlerle birlikte olacak. Düşüncelerimizin hayatımızda ne kadar etkili olduğunu da konuşacağız. Bu arada Çanakkale'de hayvanseverler, Çanakkale'li hayvanseverler var Facebook grubunda. Keşke onun fotoğrafına da ben WhatsApp hattını atsaydım ama dün gece geç saatlerde yeğenim bir cooker köpek buldu ve muhtemelen sahibi vardır diye düşünüyorum. Çünkü tasması var ama hani gecenin çok geç saatinde dışarıda ne yapıyordu onu bilmiyorum ama sahibi arıyorsa eğer, biz onun gece sokakta kalmasın diye sahip çıktık ama elbette mutlaka sahibi de arıyordur inşallah, öyle umut ediyorum. Hani sokağa terk edilmiş değildir diye düşünüyorum ve öyle olmasını da istemiyorum elbet. Birazdan göstereceğim onun fotoğrafını da. Cooker cinsi bir köpeğimiz, çok ürkmüş. Korkuyor yani, öyle söyleyeyim. O yüzden onu da göstereceğim buradan ki belki daha çabuk sahibini buluruz diye. Evet, sabahın hayırlı olsun güzel ablam. Necesen, seni çok sevirem. Her gün izleyirem. Buralarda havalar maşallah güzel, güneşli, yağmur yok. Ben de yazı sevirem ama kış da fena değil. Yılbaşı için birazcık sevirem kışı. Yılbaşında nedense zaten böyle bir kar yağdığı zaman hepimiz severiz. Hoşumuza gider ama genel anlamda ben çok üşüdüğüm için soğuklarla pek aram yok. Allah'ın her faslı güzel aslında ama bahar ve yaz cennet, bahar ve yaz cenneti anlatıyor. Cennette kış yok, her gün yaz olacak. Allah bizleri cennetine kabul buyursun inşallah. Ama uzun ömürden sonra demiş sevgili Azari Orhan. Amin, amin. En gecinden olsun. Ama inşallah
bu güzel duaya amin diyelim. Sevgili Orhan kardeşim Azerbaycan'dan izliyor bizi. Sevgiler, selamlar gönderiyorum Orhancığım. Bu arada arkadaşlarım gerçekten benimle çok dalga geçiyorlar. Ekran başında da belki kızanlar vardır. Bazen Azerbaycan diyorum, bazen Azerbaycan çıkıyor ağzımla. O yüzden affınıza sığınıyorum. Günaydınlar Türkiye'm, günaydınlar Çanakkale'm, günaydınlar güzel kardeşim, günaydınlar. Ve Ton TV ve çalışanları, Çan'da yoğun yağmurlu buz gibi bir günden selamlar ve sevgiler demiş. Sevgili Nurdan Hanımcığım günaydınlar. Çanakkale'mizin Çan ilçesinden yazıyor. Ve bizler de Çanakkale, Çan'a sevgiler, selamlar Nurdan Hanımcığıma ayrıca. Çünkü o da bir hayvansever. Çok mutlu oluyorum. İzleyicilerimin çoğunluğu öyle çünkü. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Senem Hanım günaydın. Ton TV çalışanları nasıl? Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkanımız Ali Şahin ile beraber izlemeye devam ediyoruz. Mutlu günleriniz olsun. Türkiye'min güzel insanlarına hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet eder demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Sabri Reis yazmış. Sizlere de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Oradan oraya atlıyorum ama şimdi şu fotoğrafı bir göstereyim. Sabri Bey de fotoğraf göndermiş. Bu arada Ankara'ya geçmiş olsun diyorum. Ankara, Çankırı'da dün akşam saatlerinde deprem meydana geldi. 4.9 şiddetinde. O yüzden öncelikle çok çok geçmiş olsun diyorum başkentimize, Ankara'ya. Sevgili Yalçın Aslan ve Filiz Hanım bizi oradan takip ediyorlar biliyorsunuz. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Benim en çok korktuklarımdan biridir deprem. Maalesef yurt dışında da inanılmaz derecede depremler olmakta. Ülkemizde de aynı şekilde zaten deprem bölgesindeyiz ama Rabbim korusun yani. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Evet, fotoğrafı göstereceğim şimdi. Evet, güzel başladık güne vallahi mesajlarla. Şimdi bundan sonra gene mesaj yazıldığında okuyamayacağım. Hiç o anlamda lütfen affınıza sığınıyorum. Sakın kızmayın. Çünkü 11'e kadar gazetelerimizi bitirmemiz gerekiyor. 11'de konuğumuz gelecek. Nedense buradan gene gösteremedim. Şuradan göstereyim yönetmenim. Ay bir saniye. Yoksa vaktimiz olduğunda biliyorsunuz asla mesajları atlamam. Hepsini okurum. Şöyle Sabri Reis ve MİT Başkan'la fotoğrafını gösterelim. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Mesajlar arka arkaya geliyor. Orhancığım Yaşam Koçu programı yani Siner şey sevgili Gonca Türk pazartesileri değil mi yönetmenim? Pazartesi günleri saat 15'te oluyor. İzleyin, izleyin. Oraya da yazmak istiyorum demiş. Benim paşamın kuzumun resmi kayıtlı tasmasıyla beraber belediye numarası olan armasını çalmışlar demiş Nurdan Hanımcığım. Artık hani yok artık diyoruz değil mi? Yok artık diyoruz. Ama nedense hala şaşırıyoruz yani. Hala şaşırıyoruz. Selam güzel sarışın abla, nasılsın? Ben Moskova'dan Halit. Halit Bey nerelerdesiniz? Günaydınlar. Merhabalar. Maşallah bugün çok güzelsiniz. Cıvıl cıvılsınız. Rabbim sizi korusun. Moskova'da hava karlı ve soğuk demiş. Aman aman diyeyim. Rabbim sizleri de korusun. Moskova'dan bizi izliyor sevgili Halit Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size Allah'a emanet ediyoruz ve Moskova'ya Halit Bey ve ailesine ve elbette Moskova'da bizi izleyenlere sevgiler, selamlar gönderelim. Evet, sevgili Bilge Kağıt teşekkür ediyorum. Doğru, aklımda, merak etmeyin. Böbrek ağrısı. Allah kimseye de vermesin, gerçekten kötü bir şey.
Şimdi köpeğimizin resmini göstereceğim. Çanakkale'de lütfen eğer tanıyorsanız ya da bilmiyorum fotoğraflardan çıkartırsınız herhalde sahibine ulaşalım. Çünkü onlar sahiplerinden ayrı kalamazlar. Zaten çok ağlamış, ürkek. O yüzden inşallah el birliğiyle hep beraber sahibini buluruz. Bir an önce sahibine kavuşmasını diliyorum çünkü. Tabletten göstereyim dedim ama bir türlü gösteremedim. Şöyle gösterelim yönetmenim. Belli oluyor mu? Cooker cinsi. Bir tane de şu resmi var, onu da göstereyim. Belki tasmasından tanıyan olur. Şöyle şu şekilde. Lütfen gören, duyan, sahibini tanıyan varsa çok memnun olurum. Günaydın Senem Hanımcığım. Çayımı aldım, elime geçtim. Ton TV karşısına yeni bir günü izliyorum. Burada sağanak yağış var. İstanbul'dan yazıyor sevgili Ersin Bey. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım bu havalarda. Saygılar demiş. Bu arada kupa bardağınıza hayran kaldım. Doğuştan Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Saygı ve özlemle anıyoruz atamızı demiş. Teşekkür ediyorum. Her zaman saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz atamızı. Evet, hayvanlarla ilgili mesajımızı da verdik sevgili izleyenlerim sayesinde. Lütfen sokaktaki canlara sahip çıkalım. Bu kayıp olan canı da inşallah buluruz. İsmail Hakkı Aydın, yağmurlu ve kasvetli bir havayı delen ve içimizi ısıtan programınızı tüm dünyada tüm dünyayı da ısıtsın. Kolaylıklar diliyorum. Selamlar ve sevgiler demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgili İsmail Hakkı Aydın, sevgiler, selamlar gönderiyorum kendisine. O da her Perşembe Ton TV ekranlarında oluyor kültür ve sanat programıyla. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. Sevgiler. Teşekkür ederim tavsiye için. Evet. Hadi bakalım artık gazetelerimize geçelim çünkü vaktimiz çok kısıtlı bugün. Evet, çok konuşunca birazcık özür dilerim. Ablam dün Tanzim satışlarda domates, biber ve sadece 2 kilo veriliyor imiş. Peki 10 kişilik aile için 2 kilo domates yeterli midir? Bir de bu 2 kilo haftalık imiş demiş sevgili Bilge Kağan. Vallahi artık onu sormak lazım. Kuyruklarda bekleyen 2 kilo alan kalabalık ailelere sormak lazım. Hani yeterli oluyor mu diye. Evet. Hadi gazetelere geçelim. Vaktimiz kısıtlı. İlk olarak Hürriyet manşetiyle başlayalım efendim. Türkiye'yi ters köşe yapamazlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kurla, faizle Türkiye'yi boyun eğdiremeyenlerin şimdi sebze fiyatlarıyla oynamaya başladıklarını söyledi. Ne küresel güçler ne de onların içerideki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor. Bu defa ülkemize soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar diyor. Valla işte o yüzden diyoruz hani ülkemiz bizim kendi kendine yetebilen bir ülkeydi. Kendi topraklarımızda her türlü sebze meyveyi yetiştiriyorduk. Hayvancılığımız vardı. Üretmeyen toplum olduk. Üretmemiz gerekiyor. En önemlisi her şeyden önce kimseye bağımlı kalmadan üretmemiz gerekiyor. Selam canım, Senem bacım ne cesen sizi çok sevirem, öpürem, her zaman izlerim, izlemeye devam edeceğim diyor. Sevgili kız kardeşim Pervane'den gelmiş. Şöyle gösterelim. Maşallah benim güzel bacıma. Şöyle tabletten gösteremiyorum, açmıyor çünkü vakitte kaybetmek istemedim. Sevgili Pervane, öpüyorum, sevgiler, salamlar gönderiyorum Azerbaycan'a.
Bakü'ye ve tüm izleyenlerimize. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim Ersin Bey. Sizin bu sade ve doğallığınız bizleri ekran başına taşıyor. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Hep böyle mutlu, neşeli ve doğal kalmanız dileğiyle. Amin. İnşallah. Elbette hepimizin derdi tasası mutlaka oluyor. Önemli olan, bir şey söyleyeyim mi? Şuraya çıktığım zaman bütün derdi, tasayı, hastalığı bir kenara bırakıyorum. Çünkü işimi çok seviyorum. İzleyicilerimi çok seviyorum. Onlar bana nasıl değer ve önem veriyorlarsa aynı şekilde ben de sizleri çok önemsiyorum ve değer veriyorum. Baş tacısınız. Teşekkürler, sevgiler Ersin Bey. Size, eşinize ve oğlunuz Barış'a. Evet, devam edelim. Fiyatın sorumlusu pazarcı, halci değil diye bir başlık var. Bu sözlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Kılıçdaroğlu, sebzedeki yüksek fiyatın sorumlusunun halciler ve pazarcılar olmadığını söyledi. Sıra geldi hal esnafını ve pazarcıyı suçlamaya. Varsa fahiş fiyat yakalarsın, onu nasıl terörist olarak suçlarsın? Tarımın iflas ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yetişen her şeyin ithal edilir hale geldiğini söyledi. Evet, bu anlamda birazcık bizler de aynısını düşünüyoruz. Hatta dün Yenice Öğmen Köyü'nden de izleyicimiz yazmıştı, hayvancılık batıyor diye. O yüzden hayvancılıkla, tarımla uğraşanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum ve İşte artık yerli tohum, mazotta indirim, yani bir türlü desteklenmesi gerekiyor. Tüm kızlarımızı okutalım, destek çıkalım, durumu iyi olmayanlara maddi ve manevi yardım edelim, ellerinden tutalım ki kızlarımız bu hayatta dik dursunlar Senem kardeşim demiş. Kesinlikle katılıyorum buna. Her zaman söylerim, kızlar okumalı her daim. Okutmayan zihniyete de her zaman söylediğim bir şey var. Kızlarını okutmazlar. Kız kısmı okur mu? Kır dizine evde otur derler. Ama hastalandıkları zaman da kadın doktor isterler. O yüzden kızlarımız okumalı. Evet, tabletle kıskanıyorlar sevgili Bilge Kağan. Bilmiyorum, artık bir tuzak kuruyorlar herhalde bana. Bana gelince bir şeylik yapıyor, tutukluk. Evet, devam edelim. İkramiye Köstebeği, uyanık bir vergi dairesi çalışanı içeriden edindiği bilgiler ile 7 akrabasına kaçakçılık ihbarı yaptırdı. Böylece ihbar çetesi haksız şekilde para ödülü kazandı. Artık insanlar hangi yolu deneyeceklerini gerçekten şaşırdılar. Hani akıl alacak gibi değil. Buna göre vergi köstebeği... Üçü kardeş, ikisi kardeşlerinin eşi ve ikisi de akrabası olmak üzere 7 kişiye ihbar yaptırdı. Ancak müfettişler ihbarlardaki bazı bilgilerin vergi dairesi sistemleri üzerinden temin edilebilecek türde olduğunu anladı. Köstebek'le ilgili soruşturma açıldı. İkramiyeler faiziyle geri alınacak. Ya, yani kimsenin hakkı kimsede kalmasın. İnsanlar attık. Hakmış, hukukmuş, kul hakkıymış, haksız kazançmış, hiçbirini gözetmiyorlar. Ersin Bey, Tanzimler Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor Senem Hanımcığım. Yani yandaşlar para kazanıyor. Bu sefer vatandaşın ekmeği üzerinden demiş. Devam edelim. Alay taşınmadan ikinci kaza yaşandı. İstanbul Sancaktepe'de ikinci kez helikopter kazasının yaşandığı alay Trakya'yı taşınmaya hazırlanıyordu. Evet, bu arada onu unuttuk, böyle güne enerjik başlayalım derken. Maalesef 4 şehidimiz var. Bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum. 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın Trakya'ya taşınması çalışmalarına önceki gün yaşanan kazadan önce Kasım ayında aynı tip helikopterin düşmesi sonrası başlandığı ortaya çıktı. Şehit Yüzbaşı Semih Özcan'ın eşi Gizem Özcan gözyaşlarıyla
Özcan'ın eşi Gizem Özcan eşini gözyaşlarıyla uğurladı. Rabbim sabırlar versin. Ancak Senem Hanım kar başladı demiş izleyicimiz. Yenice'de mi başladı kar? Yenice Öğmen köyünden geliyor. Gerçekten de nasıl yani? Şöyle gösterelim karları yönetmenim. Birazdan göstereceğiz. Tamam. Vallahi ne diyeyim? Aman diyeyim, dikkatli olalım lütfen. Sevgiler, selamlar. Vallahi kar var. Bu arada helikopteri apartmanlardan kurtarıp bir boş çocuk parkına yönlendirirken şehit düşen dört kahraman son yolculuklarına uğurlandı. Bununla ilgili çok tartışmalar oldu. Kaza değil diyenler oldu. Çünkü helikopterin 1976 yapım olduğu ve Amerika'da bile 2004 yılında kullanımı bırakıldığı, niçin hala bizde kullanılıyor tarzında tartışmaların yaşandığı bir gerçek, ama maalesef şu ki gerçek, giden geri gelmiyor maalesef. Evet, marketten tanzim satış. Belediyelerin ardından Türkiye'nin önde gelen market zincirleri de sebzede tanzim satışa başladı. Ucuz fiyatlı sebzelerin yer aldığı tanzim satış reyonlarında aynı üründen kişi başına en fazla 3 kilo satın alma sınırı koyuldu. Ancak müşteriler daha yüksek fiyatlı sebzelerden istedikleri kadar alabiliyor. Paran varsa istediğin kadar alabiliyorsun. Sosyal medyada da bununla ilgili çok eleştiriler var. İşte öncesinde şeker çay kuyruğuna giriyorduk, şimdi sebze meyve kuyruğuna giriyoruz diye. Yönetmenim gösterelim şu kar resmimizi. Ay, uygulamalar çıktı gene. Sadece tabletten değil, telefondan da çekiyorum galiba. Şöyle Yenice'de kar var. Teşekkür ediyoruz izleyicimize fotoğrafı gönderdiği için. Sevgili Bilge Kağan demiş ki helikopter 20 metre sağa sola gitseymiş büyük bir faciaya yol açacakmış. Allah korumuş demiş. Evet, Allah korusun. Tüm milletimizin başı sağ olsun demiş Muammer Gilik. Amin, amin. Yani hepsi. Benim halamın oğlu da sizi izliyor ve çok güzel de anlıyor sizi demiş. Kıyamam, kıyamam. Sevgili Pervane göndermiş. Harikasınız ikiniz de. Şöyle gösterelim. Sevgili Pervane ve halasının oğlu. Çok da güzel anlıyormuş bizi. O zaman ikinizi de öpirem. Evet. Artık gazeteye dönüyorum. Şu mesajı da okuyayım. Senem Hanım Almanya'da Cahit Balcı Başkanım izliyor. Selamları var demiş. Aleyküm selam. Almanya'ya sevgiler yollamıştık. Elbette Cahit Balcı Bey'de başkana da sevgiler selamlar gönderelim bizden size. Mustafa Soysal günaydın, hayırlı yayınlar. Ayvacık Kocaköy'den kucak dolusu sevgiler, saygılar demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mustafa Soysal. Ayvacık'a ve Kocaköy'e sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Benim anlamadığım, madem bir ucuzluk yapılıyor, neden pazarlarda, marketlerde uygulanmıyor? Çok merak ediyorum. Doğrusu insanları kuyruklara ve limitli satışa mahkum ediyorlar. Ayıp, günah, bunları anlayan kim? Herkes bir yol tutmuş gidiyor. Yazıklar olsun. 80'lere geri döndük. Avrupalı bizi tabii kabul etmez demiş Ersin Bey. Evet, çünkü pazarda ve marketlerde aracı var. Fiyatlar yükseliyor ya, o yüzden. Evet, devam edelim. Vaktimiz kısıtlı dedik. Vallahi yetiştirmeye çalışacağız. Evet,
Üç kadını feci şekilde dövdü ama serbest. Şaşırdık mı? Antalya'da yolda yürüyen üç kadına hastanelik eden Mert Kütükerler yakalandı. İfadesinde tartıştığım şahıs sanıp vurdum. O olmadığını anladığımda kadınlar karşılık verince kendimi savundum diyen Kütükerler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yani tartıştığı şahıs olsa o zaman suçlu olacak. Tartışmadığı şahıs bir de özrü kabahatinden de büyük. Ne diyeyim yani. Evet. Akademisyene şehit ailesine taziye şartı. Barış için akademisyenler bildirisini imzalayan Doktor Gülsün Güvenli terör propagandası yapmaktan 15 aya mahkum oldu. Cezayı erteleyen mahkeme Güvenli'nin bir şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunmasına karar verdi. Evet. Hürriyet'in manşetten gündeme getirdiği Kadıköy'de bir otel inşaatı hafriyatı sırasında bulunan 2000 yıllık tarihi buluntularla ilgili karar çıktı. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu arkeolojik kazıların devamına karar verdi. Otel inşaatının kaderini kazı sonuçları belirleyecek diyor. Evet, Çankırı sallandı, okullar tatil edildi. Afat'ın 4.7, Kandilli'nin 4.9 büyüklüğünde açıkladığı deprem, ki ben de yabancı bir siteden takip ediyorum, 4.9 olarak vermişti. Ankara, Karabük ve Zonguldak'ta hissedildi. Orta Belediye Başkanı ilçe merkezindeki apartmanların duvarlarında hasar oluştuğunu belirtti. Köylerdeki durum gün ağarınca tespit edilecek. Orta'da bugün okullar tatil diyor. Çok çok geçmiş olsun diyorum hisseden izleyicilerimize. Allah yaşatmasın bir daha. Evet, yapay zeka hukuka da bakacak. Ankara Barosu yapay zekanın hukuk alanında kullanımını incelemek için merkez kurdu. Merkezde hukukçu, psikolog, sanatçı ve bilim insanlarından oluşan 33 kişilik bir ekip bulunuyor. Yargıçlara gerek kalmaz diyor. Merkez Başkanı Avukat Ali Atay çalışmalarla ilgili şunları söyledi. Yapay zekanın ortadan kaldırılacağı meslekler sıralamasında ilk iki sırayı tıp ve hukuk alıyor. Yapay zekanın adli sisteme uygulanması halinde ilk yok edeceği alan idare hukuku olacaktır. İdari yargıçlara gerek kalmayabilir. Vallahi hani kendi elimizde bindiğimiz dalı mı kesiyoruz acaba? Bilmiyorum, ben mi böyle düşünüyorum? Yani düşünsenize, işsiz kalacak insanları. Artık insanlar gurur duyamayacak, oğlum tıpta okuyor ya da kızım hukukta okuyor diye. Yani ne diyeyim? Evet, Sabah gazetesine geçelim hemen. Ersin Bey bir şey göndermiş ama hani şu an doğruluğunu tam olarak bilmiyorum. Bu bir iddia diyelim. Suriyeliler asker, polis olabilecek. Sonunda bu da oldu Senem Hanımcığım demiş. Onu bir araştırmak lazım ama aslında yani zaten Suriyeliler burada okuyabiliyorlar. Her şeyden faydalanabiliyorlar. Maalesef Muammer Bey, olduğu zaman zaten haber vereceğim size. Evet, devam edelim Sabah gazetesiyle. Gıda terörü estirenlere ders verdik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan, ülkemizi patates soğan üzerinden ters köşe yapmaya çalıştılar. Bunlara gereken dersi veriyoruz, vereceğiz dedi. Ama bu arada tabii ki sıkıntıyı ve ceremesini çeken de vatandaş oldu. Evet, aktarmıştık. Aynı başlıkları aktarmayacağım. Hedeflerimize ulaşmaya az kaldı. 31 Mart bu kutlu yürüyüşte önemli bir dönüm noktası. Baharla birlikte yüreklere de bir ferahlık, bir sevinç iklimine kavuşacağız dedi. Atatürk'ün partisi PKK'ya koltuk değneği yapıldı.
Şehit aileleri terör örgütünün temsilcisi HDP ile ittifak yapan CHP yönetimine öfkeli. Halkımız bu kirli oyunu görüyor dedi. Sabah gazetesinde zaten gördüğünüz gibi manşetler bu şekilde. Bu ittifak bizi derinden yaraladı. PKK'dan umut bekleyenler sandıkta hezimete uğrayacak diyor. Vallahi ne diyeyim? Adnan Oktar ülkemiz için büyük belaydı. Ama Adnan Oktar soruşturmasında itiraflarıyla örgütün çökertilmesinde pay sahibi olan Özgül ve Kuruca devletimiz gücünü gösterdi. Ülkemiz bir beladan kurtuldu dedi. Keşke daha önce kurtulsaydık bu beladan. Evet, Kırgın Çiçekler diye bir dizi vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Kırgın Çiçekler'in Sadri amcası Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve TV dünyasının önemli isimlerinden olan sanatçı 79 yaşındaydı. Sıcak'ın cenazesi yarın toprağa verilecek. Hepinizin bildiği, ekranlardan tanıdığı bir isim aslında. Orada küçük bir fotoğrafta yer almış. Allah'tan rahmet diliyorum ailesine, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benim de çok sevdiğim isimlerden biriydi. Evet ve hemen ardından şehitlere veda, yerleşim yerlerine düşmemek için kendilerini feda eden kahraman askerler son yolculuğuna uğurlandı. Pilot Yüzbaşı Semih Özcan Ankara'da, Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli İzmir'de, Üst Çavuş Assubay Yakup Avşar Niğde'de, Assubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya Eskişehir'de toprağa verildi. Hepsi de ödüllü, iyi askerlerdi. O yüzden üzüntümüz çok büyük. FETÖ'ye 76 ilde dev operasyon, 1112 kişiye gözaltı kararı. 2010'daki polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları önceden alan 1112 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 76 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla 729'u gözaltına alındı. İşte ondan sonra hak hukuktan bahsedilmesi, Allah demesi bu insanların bana biraz böyle çelişkili geliyor. Çünkü soruları alarak o kadar insanın hakkını gasp ettikten sonra tezat düşüyor bana göre. Bir mesaj gelmiş. Muharrem Peker. Şimdi bu bir iddia. Efendim? Şaka yapıyorsun. Yani bunu da nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı'na karşı bir iddia. Gelen insanlara yardımcı olacağına koltuk sevdası var. Neden derseniz Çanakkale'den o kadar telefon geliyor ki diye yazılmış. Sürem de çok kısıtlı ve dediğim gibi Muharrem Peker teşekkür ediyorum mesaj için. Ama sürem çok çok kısıtlı. Hemen Sözcü Gazetesi'ne geçiyorum. Beştepe'nin İş Bankası formülü Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum açıkladı. CHP'nin İş Bankası'ndaki %28'lik hissesi hazineye devredilecek. Bu hisselerin neması ise Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarına aktarılacak diyor. AK Parti İş Başkanı hisselerinin CHP'den alınması konusunda sessiz sedasız adım atmaya hazırlanıyor. Hukukçu Mehmet Uçum da bu adımın sinyalini verdi. Evet, tanzim satış 2,5 ay sürecek. Tarım Kooperatifleri Genel Müdürlüğü Fahrettin Poyraz, tanzim satışlardaki ucuz meyve sebze
için 2,5 aylık planlamanın yapıldığını söyledi. 2,5 ay sonra fiyatlar değişecek demek ki. Sevgili Kemal Çevik, Çanakkale'den tüm Tontibi ailesine günaydınlar, kolay gelsin arkadaşlar demiş. Teşekkürler, sevgiler, selamlar. İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 3,7 milyona ulaştı. Geçen ay 211 bin kişi daha işsiz kaldı. Ekonomik kriz büyüdükçe işsizler ordusu da büyüyor. Geçen yılın Ocak ayına göre işsiz sayısı %54 arttı. İşte acı tablo demiş. Bu arada asgari ücret de 2020 lira oldu, ancak zaten şu anda sebze meyveye gelen ve diğer şeylere gelen zamlarla birlikte o zam da eridi gitti. Evet, bir fotoğraf karesi var. Yer Zonguldak ve saat 4, sabaha karşı 4'te gece iş kuyruğu. Bu da işsizliğin fotoğrafı. Türkiye Taş Gümrüğü yer altında çalışacak 1000 işçi alacağını duyurdu. 60 bin kişi geceden kuyruğa girdi. İşkur'un önünde saatlerce bekledi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Kocadoğum ve Kesimoğlu CHP'den istifa etti. Aday gösterilmeyen Bodrum ve Kırklareli Belediye Başkanları CHP ile yollarını ayırdı. Evet. Marketlerde olan ürünleri satacağız. Erdoğan Kastamonu ve Çorum'da konuştu. Tanzim satış çadırlarında satılan ürün sayısının artacağını müjdeledi. Doğalgaza zam yapan terörist değil mi diye bir soru var. CHP lideri Kılıçdaroğlu sebze ve meyve fiyatlarındaki artışla ilgili terörist suçlamasının kapsamını böyle genişletti. Doğalgaza zam yapan terörist değil mi diye. Domates karneye bağlanırsa şaşırmayın diye bir yorum geldi kimden? İyi Parti lideri Akşener'den. Tanzim satış uygulamasının geleceği için bu tahmini yaptı. Bunlar bahane ustası oldu dedi. Evet, en büyük operasyon 1112 FETÖ'cü hain gözaltında dedik. Onu da aktarmıştık. Ve hemen Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Evet, anketlerde gerileyen AKP ve MHP'nin adaylarından 15-20'si işbirliği için çekilecek, direnen engellenecek, ittifak zorda diyor. 49 ili ittifak dışı bırakan ve ayrı ayrı aday açıklayan AKP ve MHP anket sonuçları beklentileri karşılamayınca yeniden masaya oturdu. İttifakın kapsamı 81 ile çıkarıldı. Görüşmelerin ardından yaklaşık 20 ilde ortak aday çıkarılacak. Bu durumda ya AKP ya da MHP bazı adaylarını çekerek diğer partiyi destekleyecek. İnşaat çöktü, 550 bin işsiz. Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı. Bir de kayıtsızları düşünün. Evet, et üretimindeki düşüş durmuyor. Kırmızı et üretiminin Kurban Bayramı'nın yaşandığı bir önceki çeyreğe göre %23,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,1 azaldığı ülkede soğan da İran'dan alınmaya başlandı. Üsküdar'da çocuk bahçesi alanı Bilal Erdoğan'ın vakfına verildi. Parka kondular başlığıyla yer alıyor efendim. Evet, Kılıçdaroğlu parası var diye şimdi de Tamince'nin protokolde olduğunu söyledi. İkinci sarraf olayı diyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu FETÖ ile bağlantısını itiraf eden Fettah Tamince'ye ihale verilmesine sert tepki gösterdi. FETÖ'cülükle bağlantısı olan, itiraf eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile yan yana parası var diye Rıza Sarraf'ı da yanına almıştı, protokol masasına oturtmuştu dedi Kılıçdaroğlu. Evet, şehit 4 asker gözyaşlarıyla uğurlandı. Manidar zamanlama AKP mitingi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Çorum adayı Halil İbrahim Aşkı'nın dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıktığı gün kentte miting yaptı. Erdoğan övdüğü Aşkın için destek istedi. Evet. Öykü'nün yaşama tutunabilmesi için 45 günü kaldığını belirten anne eylem yazıcı, korkmayın, donör olun ve asla vazgeçmeyin. Öykü vazgeçmiyor dedi. Evet, lütfen, lütfen her programda söylüyorum. Donör olun, kan bağışında bulunun, kök hücre bağışında bulunun, organ nakli bağışında bulunun lütfen. Evet,
Günaydın, mutlu sabahlar Senem Hanım. Hoş geldiniz. Bu sabah ne kadar da güzelsiniz. Teşekkür ederim. Evimize bir güneş gibi girdiniz. Kırmızı size çok yakışıyor. İyi yayınlar demiş sevgili Fatih Çakmak, Şanlıurfa, Birecik'ten. Bende var zaten. Teşekkür ediyorum Fatih Çakmak, tüm Çakmak ailelerine, Şanlıurfa'ya, Birecik'e sevgiler, selamlar gönderelim. Hemen şöyle bir Çanakkale gazetesine de bakmak istiyorum. Vatandaşlar taleplerini belirtti. Arıovacı köyünde Kaymakam Ahmet Başar başkanlığında muhtarlar ve halk günü toplantısı gerçekleştirildi. Evet, kaç dakikamız var yönetmenim? Dört. Tamam. Hemen hızlıca Kalenin Sesi gazetesine bakalım. Ülgür Gökhan, Çanakkale'yi seviyorum. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi CHP tarafından aday gösterilmesinin ardından yereldeki çalışmalarına başladı. Gider çarşı esnafını ziyaret etti. Bu arada AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider yarın akşam o gün İnal'ın programına, güncel programına konuk olacak. Buradan onu da hatırlatmış olalım. Evet, işte Çanakkale gazetesi, bereketli topraklarda 5 yıl daha el ele Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Kadın Kolları düzenlenen coşkulu kahvaltıda Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile buluştu. CHP'nin yeni genel sekreteri Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, geçtiğimiz hafta istifa eden Mehmet Akif Hamza Çebi'nin yerine CHP Genel Sekreterliğine getirildi. Yeni bir isim atanana kadar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Vallahi mesajlar geliyor. Lütfen kızmayın. Aa, öyle mi? Ben onlardan pek anlamıyorum galiba. Fatih Çakmak, bakarız ona bir ara. İyi olur. Ablam selamlar. Ben Sevinç Emirli. Sizi Bakü'den selamlarım. Bugün çok güzelsiniz. Her zaman olduğu gibi Rabbim sanki, estağfurullah, sizi bir melek yaratmış. Rabbim sizi korusun. Muminim, her günkü duamdır. Sevgili Sevinç, Rabbim seni de korusun. Hepimizi korusun. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Azerbaycan'a ve Bakü'ye de sevgiler, selamlar. Evet. Doğurganlık oranı en düşük illerden biriyiz. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda sağlık alanında yapılan çalışmalar anlatıldı. Valla doğurganlık etrafımda o kadar fazla var ki doğurmak ve anne baba olmak isteyen ama...